Merhaba Fraktis takipçileri, ben Ceyda Karaş, namı değer cephecileri West End 2 ile karşınızdayım. Uzun süredir zaten sessizliğimi korumaya devam ediyordum ve dedik ki ne yapalım ne yapalım, West End 2 ile açılış yapalım dedik. Bundan sonra her pazartesi günü ya korku ya nostaljik şeyler ya da retro tarzı oyunlarla veya böyle yeni çıkan ilginç oyunlarımızla karşınızda olacağım. Saatlerimiz tabii değişebilir. Neler neyi gösterir bilemiyoruz. Ama sürprizlere devam etmek için fraktis.com'u takip etmeye devam ediyorsunuz. Bu arada yayının geri kalan süre zarfında, yani hani şu sürpriz hediyelerden bahsetmiştim. Aslında tek bir sürpriz hediye olacak ama yaklaşık 10 tane şanslı izleyicimiz olacak. Öyle söyleyeyim size. Bu yüzden şu an yapmanız gereken şey fraktis.com'a girmek ve birazdan söyleyeceklerimi, en azından yayın esnasında söyleyeceklerimi birebir gerçekleştirmeniz bu kadar. Sizden başka bir şey istemiyorum açıkçası. Bu arada hoş geldiniz tekrar. Elimden geldiğince bu arada chat'i de takip etmeye çalışıyorum. Ancak size daha çok oyunu ben göstermek istiyorum. Ben bu arada kişisel olarak oyuna girmeden önceki görüşlerim ve sanki gerçekten çok beğendim. Bu arada farkındaysanız müzikleri daha önce de takip ettiyseniz zaten Fallout ve Fallout 2'nin arkasındaki isim, yani sevgili Mark amcamız, aynı şekilde West End 2'nin de müziklerini yapıyorlar ve biliyorsunuz yaklaşık 25 yıl önce vardı bir West End. O zamanlar ne kadarınız hatırlar bilemiyorum takip edenlerin ama sanıyorum Commodore 64. Evet, hala benim de kendimde barındırdığım bir Commodore 64'te o zaman oynuyorduk. Böyle piksel oldukça, hani zamana göre oldukça kalitesiz görüntüler vardı ama konusu şu anki kadar etkileyiciydi. Öncelikle şunu belirtmek isterim size. Yaklaşık 80 saatten daha fazla, yani bu uzatılacak bir oynanış süresine sahip West End. Fiyat olarak da şu an Steam üzerinden $39.99, yani $40 üzerinden satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık 80 TL civarında diyor. Yanlış bilgilendirmek de ama yaklaşık o civarda, 80 TL civarında. Bence verilen paraya değer bir oyun. Metacritic notlarını da kontrol ettiyseniz genelde takipçilerin çoğu ve profesyonel web sitelerinin çoğu 70 ve 90 arası puanlama vermiş. Ortalaması 80 ve 85 arası değişiyor. Bu da oyunun zaten yeterince kaliteli olduğunu gösterir. Ben size oyunun tarihçesinden zaten oyun esnasında biraz bahsedeceğim. Daha önce ben oyunu oynamaya başlamıştım zaten. Hafta sonu bayağı vakit geçirdim ama sizin için baştan bir oyun tanıtımı yapacağım. Ama kendimi müziğe kaptırıyorum tabi arada. Burası karakter yaratma ekranımız arkadaşlar. Evet, bir Sims 4 değil ama çok detaylı bir karakter yaratma ekranı var. Ekrandan öte şöyle söyleyeyim size. Her karakteriniz çok önemli. Ve olabildiğince her silah kullanabilecek karakterlere ihtiyacınız var. 4 kişiden oluşan bir parti kurabilirsiniz. Yalnız ilerleyebilirsiniz. Benim tavsiyem tabii ki 4 kişilik partilerden oluşuyor. Burada görüyorsunuz her karakterinizin belirli özellikleri var. İşte doktorumuz, şifacımız veya farklı bir tabirle, işte bomba uzmanımız, bir sniperımız veya daha çok böyle toplayıcılık işlerinde uzmanlaşmış, böyle ufak tefek eşyaları kullanılabilir hale getirebilen karakterler de yaratabiliyorsunuz. Kısacası bu 4 kişinin de çok iyi olması gerekiyor. Bu arada umarım sesimde bir sorun yoktur. Yayın esnasında bir sorun olursa lütfen bana chatten söyleyin. Ben zaten takip ediyorum. Müzik hakikaten çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani ben hayran kaldım. Sen Fallout deyince bir Fallout diyorsunuz. Neyse, karakter olayına devam edelim. Bu arada dilerseniz kendi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz bu şekilde hazır karakterler seçebiliyorsunuz. Mesela ben bir tane custom yaratmak isterdim ama çok uzun zaman alıyor. O yüzden size hazır karakterlerden devam edeceğim. Burada combat yeteneklerinizi seçebiliyorsunuz. 12 tane skill puanı dağıtıyorsunuz. Bilmiyorum aranızda masaüstü oyunu oynayan var mı? FRP'den bahsediyorum tabii ki. Hani ilk baktığınızda evet, bu arada genel olarak hani dağıttığınız bu 12 skill point'i çok iyi dağıtmanız gerekiyor. O yüzden oyunla pat diye hemen başlamayın. Evet, West End'deki çok güzel bir oyun. Hani arayüz olarak, kalite olarak, gerçekten içerik olarak çok zengin bir oyun.
Ancak yaptığınız en ufak bir hata oyunun ilerleyen zamanlarında çok zorlanacağınız ve zevk almayacağınız bir hale gelebiliyor. Tıpkı masaüstü oyunda bir karakter kağıdı yaratmak gibi düşünebilirsiniz aslında. Gördüğünüz gibi burada karakterimizin belirli özellikleri var. İşte güç, hız, zeka, karizma, bunların puanlarını dağıtıyorsunuz. İşte eşit olacak şekilde. İşte bir tanesinden alıp işte şansa biraz daha yükleyebiliyorsunuz. Bakın şansın üzerine geldiğinizde size seçenekler sunuyor. Yani detayları daha rahat görebiliyorsunuz. Şansın ne işe yaradığını görebiliyorsunuz. Hani ayrıca turn-based bir oyun olduğu için işte turn sırasında mesela vurma şansınız daha da yüksek olması için işte luck'a ihtiyacınız olabiliyor. Tabii şöyle bir durum da var. O oyunda ufak tefek mantık hataları var. Bunlara değineceğim ama önce işin güzel tarafından bahsedelim ki hevesiniz kaçmasın. Bunun dışında gördüğünüz bu 7 puan dışındaki asıl 12 skill puanın önemli olan kısım aslında. Bakın burada gördüğünüz şu hard as, kick as, leadership, smart as, bunlar çok önemli şeyler. Çünkü oyun içerisinde sayısız NPC ile ve sayısız düşmanla karşılaşıyorsunuz. Burada verdiğiniz puanlar sizin bir şeye karşı olan ikna kabiliyetinizi gösteriyor. Bu yüzden bu smart as, hard as ve kick as kısımlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hard as aslında biraz da adı üzerinde böyle verme bana hemen bakan gibisinden böyle bir kabadayı oluyorsunuz ve kabı kuvvetle istediğinizi elde ediyorsunuz. Yani bir bölgeden geçmeniz gerekiyor. Bu arada tamamen nükleer bir patlama sonrası yok olmuş ve neredeyse çok az insanın hayatta kaldığı, bazı insanların birbirlerini yediği, bazı insanların gerçekten iyi niyetle dünyada yaşamaya devam ettikleri bir kurgudayız şu an. Herkes kendi kurallarıyla yaşıyor ve işin çirkin kısımları da var. Hani hikayeyi ben oyunu oynarken size zaten aktaracağım. Bu arada giriş ekranını yani giriş sinematini kesip kaçırmayın. Birazdan onu zaten göstereceğim karakter seçtikten sonra. Evet 12 skill puanı diyorduk. Unutmayın hard as, kick as ve smart as oyunun ilerleyen bölümlerini çok işinize yarayacak. Kiss as biraz daha böyle ya adı üzerinde aslında biraz ikna böyle biraz yalaka cılık kısmına dönüyor kick-ass kabiliyeti. Smart-ass ise gerçek bir intelligence yani zekanıza bağlı olarak kullandığınız uygun cümlelerle karşıdaki karakteri ikna ediyorsunuz. Yani birinin bölgesinden geçerken orası mayın dolu olabilir ve yanınızda bir bombacı karakter olmayabilir. Bu durumda ne yapacaksınız? Bölgedeki adama ya para vermeniz lazım çünkü sizden ya rüşvet isteyecek diyecek ya parayı ver ya da seni öldürürüm diyecek. Çünkü onun bölgesine girmiş oluyorsunuz. Doğal olarak yapacağınız uygun bir roleplay ile yani ikna kabiliyeti kullanarak NPC'yi ikna edeceksiniz. Bunun dışında genel olarak bakalım başka neler var. Bakın 7 attribute point verdikten sonra size işte range hit bonusunuzu, critical chance, ayrıca bu evade chance to evade de aslında oldukça önemli. Çünkü kurşunlardan kaçma olayı her ne kadar mantıksız olsa bile kimi zaman belirli şeylerin arkasına saklanıp XCOM Enemy Unknown oynayan arkadaşlarımız varsa, Jagged Alliance oynayan arkadaşımız varsa, Westland'ı ikiyi kesinlikle beğenecekler çünkü çok benziyor. Ama oynanış olarak, dünya olarak değil tabii ki, dünya olarak bir Fallout dünyasındasınız. Kısmen Fallout diyelim, bir oyun asla Fallout olamaz ama ona oldukça benziyor dünya olarak. Silahlar kısmı bu arada çok önemli. Her karakterin olabildiğince en azından bir karakterin her silahı kullanabilmesini sağlamanız lazım. Çünkü ilerlediğiniz bölümlerde haritalarda farklı silahlar düştüğünde silahlar ve mermiler çok önemli dünyada. Yani bunları kolay kolay satmak istemeyeceksiniz ya da değiş çokuş etmek isteyeceksiniz. Örnek veriyorum bir shotgun düşmüştür şansınıza. Birinden düşürdünüz veya birini öldürüp aldınız elinden. Ama partinize shotgun kullanabilecek bir karakter yok. Bu durumda yapmanız gereken trade edebilecek bir NPC bulmak, yani değişik kuş edebilecek bir NPC bulmak ve ona shotgun'ı verip işte karşında kullanabileceğiniz örnek veriyorum makinalı tüfek veya işte bıçak ya da kürek falan hani alabileceğiniz, kullanabileceğiniz şeyleri takas etmek. Knowledge Skills de oyun boyunca sizin ilerlerken karşıda çıkacak tuzaklardan kurtulmanızı sağlayacak şeyler ve karakterinizde herhangi bir yaralanma, işte ani bir moral bozukluğu ve benzeri durumlar olduğunda kullanabileceğiniz skill'leriniz oluyor yani yetenekleriniz oluyor.
Ben şu an bu bölüme kendim çok girmeyeceğim. Hazır karakterlerden seçip onların size puanlarını göstereceğim. Şimdi ben ilk zaten kesinlikle doktor, combat medic, her partide benim tavsiyem olması gereken şeylerden biri. Çünkü bu hatun, hemen tıklıyoruz. Sizin hayatınızı kurtaracak kişi, yani karşısına çıkacağını çünkü gerçekten bilmiyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olmanız gereken bir oyun West Antique. Yani hata kabul eden bir oyun değil. Kolay görünen ama zor bir oyun. Combat medic'inizde gördüğünüz gibi iki skill point handgun var. İsterseniz bunun bir tanesini alıp işte ne diyelim sniper rifle kullanmasını sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Tabii işine yaramayacaktır. Ben vermeyeceğim. Şuradan geri alalım. Ya ben direkt hazır kullanacağım bu arada. Puanları ellemeyeceğim olabildiğince. Surgeon ve Field Magic özelliği var karakterimizin. Yani biri olur da çok ağır yaralanırsa, ağır kanama veya işte bir karakter düştü, hani ölmek üzere durumdayken Surgeon'ı kullanabilen tek karakter bu şifacımız oluyor. Ama tabii ki siz bir tane Hunter açıp ona da Surgeon özelliği verirseniz aynı şeyi Hunter da yapabilecek. Yani Hunter'dan kastım bahsettiğimiz ok ve yaylı olan bir Hunter değil. Sadece isim olarak Hunter. Yani kolcu diyebilirsiniz aslında. Devam edelim. Burada gördüğünüz üzere puanlarımız gayet eşit bir şekilde dağıtılmış. Ben bunların hiçbirine dokunmayacağım. Ancak 2, 4, 6 tane skill point verilmiş ve olabildiğince intelligence kısmına abanılmış durumda doktorumuzun. Buradan wow, bir tane alıp ben STR kısmına vereceğim. Bakın karakterinizi bu arada şekillendirebiliyorsunuz. Şekilden şekle koyabiliyorsunuz. Yüz, yani saç şekli vesaire bunları değiştirebiliyorsunuz. İşte daha küçük, daha ufak. Hatta işin en güzel yanını biliyor musunuz? Bir karakter yaratırken kendinize ait bir karakterse onun biyografini burada yazabiliyorsunuz. Yaşını belirleyebiliyorsunuz karakterinizin. Kaç yaşında? 24 yaşında. Bakın dini. İşte ateist, Budist, Hristiyan, Hindu dinini belirleyebiliyorsunuz. Ben şu an tabii ki nan diyeceğim. Müslüman, Müslim seçeneği de var. Hindu olabilir. Sigara içip içmediğine karar verebiliyorsunuz karakterin. İşte tütün sürüyor olabilir. Tütün sürmek yalnız. Tütün sarıyor olabilir. Pipo kullanıyor olabilir. Veya doktor olduğu için biz kendisini şimdilik pek sigaraya yakıştırmıyoruz bayanımıza. Nereli olduğunu seçebiliyorsunuz. Amerika, Amerikalı, Hindistanlı veya bunun gibi. Evet, bildiğin hakikaten Medusa'ya benziyor bu arada bayağı. Şimdi ilk karakteri seçtik tabii. Ben bu kadar uzun uzun şimdi gösterme, diğer karakterleri göstereceğim. Bu arada bir tane bomber var. Ben bu altını çok seviyorum. Çok da işe yarıyor. Hani direkt benim seçim karakterleri seçmeyebilirsiniz ama bunlar hayatta kalmanı sağlayacak karakterlerin başında geliyor bana göre. Mesela Cherry Bomb isimli karakterimizin özellikle koordinasyon, yani odaklanma yetisi çok daha yüksek. Doğal olarak bir mayın veya bir şeyleri tamir etme kısmında Cherry Bomb çok işinize yarayacak. Şöyle düşünün, tamamen yok olmuş bir dünyadasınız ve elinize hani... En yakın olarak hangi arkadaşlarınızı alırsınız? Yani bakın sadece arkadaşınız olarak düşünmüyorum. İşinize yarayacak olan insanları alırsınız mantık olarak. Evet, objektif olalım. Hayatta kalmak için her şeyi risk atabilecek durumda olacaksınız. O yüzden işinize yarar insanlar seçerken de aynı şeyi West Antique'de de yapacaksınız. Ben Cherry Bomb'u özellikle tercih ettim. Çünkü hız olarak her ne kadar yavaş da olsa STR'si, yani güç kısmı da oldukça düşük. Ama özellikle tamir yeteneği ve bomba olarak hani bu mayınları vesaire şey yaparken... Çok işimize yarayacak, yani takip ederken oldukça işimize yarayacak. Devam edelim. Başka ne seçebiliriz? Big Bird'a bakalım. Bruiser kendisi. Özellikle yakın dövüşte oldukça iyi zaten. Strength'ini görüyorsunuz. Intelligence olarak oldukça zayıf bir karakter. Ve hard ass, yani istediğini bana vereceksin diyen bir karakter. Bayağı da işimize yarayabilir. Hani çok da akıllı davranmaya da gerek yok ama mesela ben doktoruma girip şöyle bir şey yapacağım. Handgun'ını vereceğim.
Smart S vereceğim özellikle. Çünkü birinin grupta ikna kabiliyetinin çok iyi olması gerekiyor. Yani ben biraz daha konuşmaya yönelik götüreceğim doktoru. Çok fazla kombat alanında kullanmayacağım. Bir tane de uzaktan oldukça tabii ki silah konusu başarılı olacak karakterler ihtiyacımız var. Bu hatun shotgun da çok iyiymiş, çok güzel. Shotguncı biri lazım. Bir tane sniper alacağım ben. Çünkü yani uzakta neler olur bilmez. Bu arada ben şu hatun çok merak ediyordum. Hex bakalım neymiş Hex'imiz. Bilgisayar işinde oldukça iyi. Enerji silahı var. Oldukça zeki ama gro bir tane zeki yeter. Bunu kullanmayalım. Beer'a bakalım. Hunter kendisi. Field'lık magic var. Outdoorsman 2 skill point bu arada. Bakın bu skill'lerin ne kadar önemli olduğunu farkındasınız değil mi? Her birinin özel bir yeteneği var. Weaponsmith mesela. Weaponsmith çok önemli bir skill aslında. Siz mesela yolda ilerlerken bir parça bulduğunuzda mesela elinizde bir shotgun var ama o shotgun'ın daha iyi vurmasını sağlayabilecek parçalar bulabilirsiniz. Bu parçalar sizin shotgun'ınızın daha fazla vurmasını ve range'in daha fazla artmasını sağlayabilir. Bu weaponsmith yoksa bu gelişimi sağlayamaz. Size parçalar çöp olur. Ben bu yüzden şuradan bir tane kısıp weaponsmith olan bir skill vereceğim karakterlere. Çünkü bu çok önemli bir skill bu arada, aklınızda olsun. Hard S kendisi. Hard S vermeyelim. Kendisine ne verelim? Brute Force var. Advantage bıdı bıdı bir şeyler sağlıyor. Kendisini Kiss S yapalım. Yalaka olsun biraz. Yok ya, olmasın. Zeki olalım. Smart S verelim. Yani şimdilik böyle bir karakter detaylandırıp çok da fazla vaktinizi açıkçası harcamak istemiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde oynanışa geçeyim. Ve birazdan izleyeceklerinizden sonra bakalım ne kadar hoşunuza gidecek. Çünkü gerçekten çekilmiş sahneler var. Oyun içi sahneler yok. Dikkatli izleyin. Tabii ki daha başlayamadan. Bu arada zorlukları işte Rookie, Seasoned, Ranger veya Supreme Jerk. Ben direkt Supreme Jerk olarak başlamıştım. Yani West End'de oldukça tanınan biri olarak biliniyorsunuz ve doğal olarak oyun size kolay kolay ipuçları vermiyor. Yani çok zor. Ben o yüzden şansımı zorlamayacağım. Hızlı bir şekilde oynanışla göstermek istiyorum. Çok da canınızın sıkılmasını istemiyorum ki bir an önce siz de oynamaya başlayın. Ondan sonra beraber bunun muhabbetini edelim. Gerçekten muhabbeti de ayrı zevkli. Ben orta seviyede başlayacağım. Ve iyi seyirler. Bu arada Westland 1'in açılış görüntüsünü görüyorsunuz. Kısmen. Yönetmenimiz Brian Fargo bu arada. What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy,
Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no Ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Thank you, recruits. Evet. Oyuna başlıyoruz. Oyun içerisinde şu an yani olaylar şu şekilde başlıyor. Ace isimli bir Desert Ranger'ın yani çöl kolcusunun gizemli ölümünü araştırıyoruz aslında bir nevi. Bakın burada yani seçeneklerde direkt General Vargas bizim şu an asıl karakterimiz, bizi yönlendiren az önce karizmatik abimiz oluyor. İpuçlarını kırmızı ve yeşil kelimelerden anlayabilirsiniz. Yani bir görev var. Mesela aşağıdan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Roleplay yapabiliyorsunuz mesela. Ranger. Yazamadım çünkü şu an kabul etmiyor. Ace'i soruyorum. We gave him three repeater units and sent him to hook him up to three remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal. İpuçlarını görüyorsunuz. Yani şu renkli cümlelere dikkat etmeniz yeterli. Çok mükemmel bir İngilizce ihtiyacınız yok. Bu arada şimdiden belirtim, oyun kesinlikle artı 18. Bu yüzden hani ciddi gore sahneler, kanlı sahneler araya giriyor sinematik olarak kimi zaman. Bu sırası en basit, az önce gördünüz yani canlı canlı yenen insanlar vesaire, hani bu tarz içeriklere hazır olun. O yüzden olabildiğince bu şeyleri kaldırmayacak durumda siz hiç oyuna girmeyin derim, ama altyapısı çok zengin bir oyun. Şimdi ufak ipuçlarına devam edelim. İşte logbook demiş mesela, ben bu logbook'un ne olduğunu soracağım. Ölümüyle ilgili bir şey olabilir diyor. Bakayım yazabiliyor muyum? Ha, bakın yazabiliyorum mesela Ranger. Ya geldiğin zaman konuşuruz diyor. Duty. Bakın yani görevi sordum. Kilit cümlelerden birini sordum. Direkt bana cevap verdi General Vargas. Yani yazarak etkileşim halinde olabiliyorsunuz NPC'ler. Bu çok güzel bir şey. Ben olaya devam etmeyeceğim. Direkt goodbye diyeceğim. Atar yaptı bana, dur orada bekleyin, ne dedi, tamam. Pardon. Yani öyle hızlı hızlı gideyim falan yok. Görüyorsunuz General Vargas'ın atarını yiyorsunuz. Dur bakayım, orada daha görev bitmedi gibi. Şu an Ace'in bedeninin bulunduğu yere gideceğiz. Ve oradaki alanı araştıracağız. Tabii ki yolumuzun üzerinde bizi rahatsız edecek şeyler de olacak. Harita. Yalnız bu arada arayüz çok güzel.
Öyle eski harita bir görüyorsunuz böyle sol tarafta kan lekeleri vesaire There yani you go. yıpranmış bir harita gerçekçi olmuş. Tamam. Good luck out there, Goodbye. recruits. Şöyle ben size karakterleri göstereyim. Mesela medik, şifacımız, işte bu mayıncı ablamız. Üzerindeki eşyaları görebiliyorsunuz. Burada karakter detaylarını görebiliyorsunuz. Yani şu arayüz geçiş bile çok güzel olmuş. Evet mükemmel değil. Bunu kabul ediyorum. Günümüzün oyunlarına göre biraz zayıf ama çok zengin. O şekilde düşünmek gerekiyor. İşte neler var üzerimize görebiliyoruz. İşte kurşunlarımız. İşte kurşun bu arada oyunda çok önemli ve çok pahalı. Bulması da oldukça zor. Ben bildiğiniz çöpçü gibi önüme gelen her şeyi topluyorum oyunda ve sonra trade ediyorum. Why are you still here, Tamam, recruit? özür Good dilerim luck out abi, there, pardon. recruits. Ben şu küreyi alayım, ileride işimize yarar. Çöpçülüğümü her yerde konuşturuyorum arkadaş. Direkt kamera açısını şu şekilde mouse'la ayarlayabiliyorsunuz. Kamera açıları vesaire oldukça rahat. Keyword kısmı, ayrıca kullanabileceğiniz eşyalar, bunların hepsini sağ tarafta görebiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir etkileşimde bulunmak istediğiniz bir şeyi şu sağ tarafta konuşmalarınızı unutmamanız adına sürekli scroll up ve scroll down yani böyle aşağı yukarı sürekli tekrar okuyabileceğiniz bir nokta da var. Bu yani oyunu unutmuyorsunuz yani çünkü oyun burada diyor ki ben zor bir sana arayüz vermiyorum her şeyi vereceğim ama unutma ileride bayağı canını yakacağım demek istiyor. Ben çok da fazla vakit harcamadan şöyle bir bakın konuşabileceğiniz insanlar da var. Selam. Evet yani işin bitene kadar buradan geçmemen emredildi diyor. Goodbye diyoruz. Yani şu an bizim bir görevimiz var. Ve bu görevi yapmadan da diğerleriyle etkileşimde bulunamayacağız. Şurada alışveriş edebileceğimiz bir amcamız var. Mesela bak need diyorum. Bizim için bir işte kıyafetin vesaire bir şey var mı diyor. Daha fazla bir şey alabilirim. Alabilir miyiz gibisinden. Trade yapabilirsiniz. Bakın, trade kısmında bundan bahsediyordum. Bunu biraz daha detaylandırmak isterim size. Oyun içerisinde elinizdeki silahları, bir şeyleri verip karşılığında başka şeylerle değiş tokuş edebiliyorsunuz. Mesela kürek benim çok da işime yarayacak bir şey değil. Bunu dilersem satabilirim. Sattım direkt. Bu ablamız shotgun kullanıyordu. 1600 dolar. Oh, çok pahalıymış. Bu ne? Akita figürü. Oha çok iyiymiş yalnız. Bunları işte ana niyetini kullanabilirsiniz. Burada tüm eşyalarınız veya şey diyebilirsiniz. Direkt zaten sell all junk dediğinizde tüm işinize yaramayacak eşyaları pat diye kendiliğinden yok edecektir. Şu an elimizde 52 dolar var. Yani 52 dolarla alabileceklerimiz de sınırlı. Şu an çok fazla paramız yok. O yüzden ben parayı harcamayacağım. Sonradan yolun üzerinde birkaç tane trade edebileceğim insanlar denk gelecek. Onları da kullanacağım. Toplamdaki tüm elimizdeki şeyler bunlar. Bu kadar yani. Yani başka bir şey yok. Şuradan çıkalım. Peki, eyvallah. Goodbye. Şöyle alalım. Şu bir tane koyun var. Baa! Acaba kesebilir miyiz seni? Hiç denemedim. Ben bunu yeni fark ediyorum bu arada. Şurada var. Bakın hemen. Ouch. Pardon. Keçinin kemirdiği kutuyu aldım galiba. Bakın şurada. Su. Detayları çok güzel yapmışlar yani. Su zor bulunabilir bir şey bu arada. Da takıldı yavrum evladım gel. Neyse. M ile direkt haritayı görebiliyorsunuz. Nereden çıkacaksın, edeceksiniz. Ben direkt şu an Westland'e gireceğim ve Ace'in vücudu, yani bedenini, vücudunu yalnız, bedenini araştıracağım. Harita arayüzüne şöyle bakalım. Ve Echo, this is Ranger Westland. Command. Come in. Copy that. Roger, Echo One. Just making sure your radio is working. I'll be your dispatcher from here on out. En azından radyo I'll give you a var. heads up on your water situation.
If you've all got full canteens, you should have enough water to reach the place where Ace died with plenty of su, yani yolun üzerine su vesaire denk gelirsek bunda olabildiğince yaşama alanımıza götürmemizi istiyor sevgili generalimiz. Until now, Woodson's been our dispatcher. Ace's death made me realize I've spent too many years in my office, walled off from the world and how it's changed him. I need to know what's going on. Uzun süredir hani kendisini kapatan general artık hani biraz daha dışarı çıkıp insanlara yardım etmeye başlayalım gibisinden bir şeylere karar veriyor. Don't let that make you self-conscious or nothing. 10-4 Echo 1, carry on. Ranger Command out. Ranger Command out. Harita. Direkt işaretleyip travel diyebilirsiniz veya durdurup bakın. 4 metre su. Suya 4 metre. 4 metre. 6. Ses efektleri çok güzel bu arada. Şu an tüm harita şey doğal olarak. Yüzde direkt combat yolda ilerlerken haritada bir combat'a denk geldik. Saldırabiliriz veya %50 şansa kaçabilme ihtimalimiz var. Yalnız eğer kaçmaya çalışırsak ve başarısız olursak ilk saldırma sırası rakipte olacak. Ben o yüzden direkt saldıracağım. Hem düzgün bir loot da çıkabilir üzerlerinden. Yani hayatta kalmak için neden olmasın? Bakın şu amcalar. Tabii ben onlara bakana kadar adamlar beni gördü. Selam. Hii. Ağzım dağıtırım senin. Bu bizim hareket alanımız arkadaşlar. Şöyle biraz genişletip göstereyim. Bakın. AP sizin yani hareket edebileceğiniz süreyi gösteriyor. Zamanı gösteriyor. Bizim 8 action point'imiz var. Direkt ben saldırayım. Benim herif de buradan müdahale ediyor. Sen karışma. Bir tane daha saldırabiliyorum ve direkt yerde. Hatta biraz şöyle güvenli yere alayım. Çünkü doktor bu ve kendisinin güvenli bir noktada kalması lazım. Oo, lootlayayım ben bunu hemen. Şimdi diğer askerlerin nerede olduğunu görmeye çalışıyorum ama çok zor gibi. Riske atıp kendimi şu şekilde... Ablacığım sen de şöyle gel. 8 aksiyon puanımız var. Şöyle alalım. Seni de şöyle alalım ablacığım. Ya. Aksiyon puanı neyse hareket puanı işte. Anladınız siz ya. Benim dilimden anlıyorsunuz zaten. Bu arada combat sırasındayken silahınız takılabiliyor. Veya sıyırabiliyorsunuz. Yani her vurduğunuz tutacak diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Oyun oldukça zor o bakımdan. Ben şurada bir aksiyon puanı bırakacağım ve end turn diyeceğim. Bakın %64. %64. İkisi aynıymış. Gördünüz değil mi? Bayağı dojladı. Yani. İngiliz anahtarıyla cört diye vurayım dedim. Dojladı yani. Daha ötesi yok. Adamın dibindeyim. Haha. Sen şöyle gel. Kendi adamımıza vurmayalım bu arada. Ver bakayım. Ah be, doğuşladı. Wow. Bakın buradan atışabilecek miyim? Sıyırdı bayağı. Bir daha deneyeyim. Aa, ölsene ya. 3 kere doğuşladı ya. Kurşun 3 kere doğuşladı. Bu sefer ölmesi lazım. Arkasındayım. Beyninin pekmezini akıttım orada. İşte kazandığınız puanlar vesaire burada detayları görebiliyoruz. Tabii lootlara bakmadan önce şu lootları alalım bakalım ne çıktı. Tütün bu mu yani? Tütün çıktı. Bir şeylerin olduğu bir kutu çıktı. Oo antibiyotik. Önemli. 7 tane de şey kurşun. Güzel. Zengin olduk. Bu arada canlarını görebiliyorsunuz karakterlerimizin. Mesela
Şu kadarcık canı gitmiş. Az gitmiş yani. Çok da fazla can gitmemiş. Reload yapabiliyorsunuz tüm kurşunlar sürekli şey olmasa. Çünkü reload da bir turn hakkı kaybediyor. Yani kombat sırasındayken siz işte tam vuracakken aslında silahınızın dolu olmadığını fark ediyorsunuz. Bir reload yapıyor ve bir hareket puanı kaybediyorsunuz. O yüzden resmen kendinizi bir masaüstü oyun oynuyormuş gibi düşünün. Çok eğlenceli o bakımdan. Bu arada ben bakayım şu haritaya. Harita boş yani. Burası bu kadar. Nereden girmiştik biz? Şuralardan bir yerden çıkış olması lazım. Burada. Yani şu detaylar güzel olmuş mesela. Yani bakın yakınlaştığınız zaman yani can sıkıcı, gözü çok rahatsız eden bir şey yok. Grafiği yok. Evet çok detaylı değil ama benim hoşuma gitti. Hadi çıkalım o zaman biz. Sormak istediğiniz sorular varsa bir alabilirim arkadaşlar. Bu arada isterseniz şu an yayınımızın kaçıncı dakikasındayız bilmiyorum ama ben şöyle bakayım izninizle telefonuma. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Saat 9 olmuş. Yaklaşık 40 dakikadır yayındaymışız. O zaman ben sorumu sorayım. Ben ama nasıl halletsek o işi? Bir dakika. Önce bir haritamızı şöyle bir yönlendirelim. Fractis.com bugünkü hediyemiz. Bu arada hediyeyi direkt söylemeden ben size Fractis.com'a yönlendirdim yalnız. Aa bir dakika. Bir dakika. Aa su. Su. Su bulabilirim burada. Wow. Buralar birazcık tehlikeli tabii. Su bulduk bu arada. Bu bayağı önemli. Devam edelim. Yine birileri geliyor arkadaş. Saldırıyorum ben yine. Tabii her seferinde saldırmayın. Bu arada kaçma şansınız da var. Çünkü silahlarınızdaki mermiler de bitebilir sonuçta. Ben burada oyunu şurada durdurayım. Duruyor mu acaba? Duruyor evet. Arkadaşlar bugün 10 kişiye World of Tanks vereceğiz. Sorumuz çok basit. Herhangi özel bir çekiliş yapmayacağım. İlk cevap veren 10 kişiye vereceğim ben bunu. Fractis.com adresine giriyorsunuz. Hatta ben de sizinle beraber gireyim. Ben merak etme. Hayatta kalmanın bir yolunu bulurum. Kuyruğum çıkar o radyasyonlu suda ama yine de hayatta kalırım. Fractis.com'a giriyorsunuz. Arkadaşlar burada World of Tanks incelememizi buluyorsunuz. Sağ üstte arama butonu kullanarak bu işi yapabilirsiniz. Ve orada bir video inceleme göreceksiniz. Video incelemede kullanılan mouse'un markasını istiyorum sizden. Ve chat'e yazan ilk 10 kişiye World of Tanks oyun kodunu yollayacağım ben. Tekrar ediyorum. Fractis.com adresine giriyorsunuz. Sağ tarafta direkt World of Tanks şeklinde, incelemesi şeklinde arama yapabilirsiniz. Ben size beraber arama yapıyorum. Emin oluyorum çünkü. Gireyim bakayım ben de. Ejder. Cep ejderleri her türlü suyu içer. Değil mi? Evet, mouse'u soralım. Doğru doğru. Hani onda herhangi bir sorun yok. Burada zaten video incelemesi var. Ben sizden o video incelemesi tamamen baştan aşağı izlemenizi istemiyorum. World of Tanks incelememizde yer alan mouse markasını istiyorum. Bu kadar. Ve bu kadar yani. İlk 10 kişiye World of Tanks vereceğim cevap veren. Bu arada oyuna devam edeyim ben. Burada amcalar var. Gel bakayım buraya. İlk ben saldıracağım bu sefer. Headshot! Gördünüz değil mi? Vahşat! Bir kere daha aldım. Şimdi senin de ağzını kıracağım. Out of range dedi. Seni şöyle alayım. Ay orada biri var mı acaba? Ah be varmış. Şöyle alayım doktorumuza bir şey olmasın. Bakın direkt saklanıyor. XCOM'dan biliyorsunuzdur bu sahneyi. Ne çöktü? Sistemi görünmüyor. Oo, bak bak beynini pekinize akacağım. Bak 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 bak.
Nasıl vurdum ya? Çok eğlenceli. Şimdi şuraya gidelim. Bu hazır yaralıyken direkt bunu öldürelim. Bu ablayla şuraya vuramayacağım ama şuraya kadar geleceğim. Çünkü buna birinin yetişmesini istemiyorum şu an. Yakın dövüşte geliyormuş bu. Lucky Miss. Bu karakterimize bir tane luck vermiştim hatırlıyorsanız. İşte burada işe yarıyor luck. O şans burada işe yarıyor. Olabildiğince hayatta kalmanız gerekiyor çünkü. Doktor abla, seni şöyle bir alalım şuraya. Aha. Şimdi tabii kendisi doktor olduğu için çok da fazla vuruş şansına sahip değil. Ben o yüzden şöyle önüne geçireceğim doktorun özellikle. Ona gitmesin. Bu kadar yakınlıktan vururuz herhalde. Affedersiniz. Evet. World of Tanks kodundan bahsediyoruz. Şu fight'i bitireyim. Tekrar alabilir miyim soruyu? Oyunun kendisi. Hemen bakalım. Açıklama yapmışım Burak Bey. Tamam. Evet, ben ilk 10 kişiyi zaten burada ayıklayacağım arkadaşlar. Bu arada oyuna devam edeyim. Tabii yani alt tap yaptığım için tabii biraz şu an herhangi bir sorun yoktur diye düşünüyorum yayında. Evet, yok. Benim göremediğim bir şey olduğu zaman hemen yanında benim asistanım var. Hayat asistanım. O beni dürtüyor. Oyuna biraz kaptırdım kendimi. Özür dilerim. Hemen ben şurada bir loot var, onu da alayım. Ne çıktı? Aa, var ya, maşeteyle üf kesirim ben. Bu ne? Tütün. Tütün önemli ama sigara içmiyoruz. Hiç sigara içen karakter yok. Bir tane olması lazım ya. Bakalım, diğerini lootladık. Aynı noktadan mı çıkıyoruz? Aynı harita mı burası? Evet, aynı harita. Bugünlük World of Tanks veriyoruz ama yarın Cem'le farklı, Cem Pirpak'la farklı bir hediyeye kavuşabilirsiniz. Ben tabii ki her pazartesi burada olacağım. Daha farklı hediyelerle karşınızda olacağım. Bugünlük 10 tane World of Tanks işte mis. Radyasyonunu su buldum ama. Bakın. Şş. Haritaya bakalım. Bakın burada sürekli radyasyon ölçerimiz var. Yalnız böyle imleçle beraber şey yapıyorum. Ben direkt kuleye bir gireyim bakayım. Roger that, Echo One. Burak Bey yayında mı şu an? Niye Burak Bey diyorsan Burak abi. Selam. Picked him up, said it looked like he crawled there. Maybe you can find some tracks leading to where he was attacked. I'm getting gibberish. Say again, over. Copy, pardon. Bakın yazıyorum bu arada. 10-4 Echo 1 and check in immediately with any new info. Those repeater units are a top priority. Major command out. Oldukça önemli bilgiler peşindeyiz bu arada. Bakın direkt kanın üzerine geldiğimizde işte daha böyle hani işte toprağın üzerinde kan var. Toprağın diyorum, kumun üzerinde kandan falan bahsediyor. Ben şu kan lekelini takip edeceğim ama ondan önce ne buldum? Ace'in rozetini buldum bu arada. Bakın direkt XP patladı üzerimde. Deneyim puanı. Her şeyi özellikle Türkçe çevirmiyorum. Bir yerden sonra canınızı sıkar yani bu. Oyunun kendi şeyini öğrenildi. Yalnız burada oh, katliam olmuş. Gırtlağından kesilmiş bu amcamız. Bu ablamız da aynı şekilde.
bakalım buralarda neler var. Ya direkt her şeye böyle dokunmaya çalışıyorum. Ben hiç bunlarla... Bunlar zaten şu an düşman değil ama... Ben diğer taraftaki kan izlerini takip edeceğim. Şuralarda kan izleri vardı. Bu oyun hakikaten ya çok sevenler oluyor, hiç sevmeyenler oluyor. Bu arada şimdi burada ikna kabiliyetimizi kullanmamız gereken nokta. Direkt bu arada mouse'un sağ tuşuna bastığınızda karakterin üzerine geldiğinizde gösteriyor özelliklerini. Bu abla konuşmasın. Hangisine verdim hatırlamaya çalışıyorum da şu an şu hatunda galiba. Bu konuşma muhabbetinden bahsediyorum. Şu kiss ass muhabbeti. Level atladıkça yani seviye atladıkça bir tane skill puanı kazanıyorsunuz ve skill puanını buna göre verebiliyoruz. Ben şimdi bu hatunun smart ass özelliği varken onu kullanacağım. Diyor ki arka bahçede oyna oynamak istiyorsan arkadaşım parasını vereceksin. Yoksa senin ağzını yüzünü kırarım diyor. Dog. Ya da durun ya. Kick ass level 1 required. Evet kick kiss ass'imiz yok bizim. Smart ass'imizi kullanacağım şu an. Bakın ne diyor. Para vermedim ve böylece para vermeden aynı zamanda kavga etmeden NPC ikna ederek gayet böyle arkaya gidiyorum ben. Gördünüz. Ya yani bu çok önemli bir detay. Yani her oyunda böyle ufak detayları göremezsiniz. Bakın böyle kan izlerini takip edeceğim ben şu an. Buralarda kan izleri bitiyor gibi. Şuralarda lekeler var. Kol mu? Ha, metal bir kol. Metal kol yalnız. Oldukça değerli bir şey. Yağ falan sıçramış. Koparılmış muhtemelen. Yağ lekeleri. Kan yağ lekesine döndü farkındaysanız. Şuradan mı acaba? Ya kafamı niye böyle çeviriyorsan? O ne o? Mağaraya giriyoruz. Oo, hemen bakalım. Kutu alırım bir dal. Oo, 4 tane medic pack. Bu çok iyi bir şey yalnız. Bayağı işimize yarar bizim bu. Başka bir şeyler var mı etrafta? Gurba. Oha direkt dibime girdi yalnız. İş. Dodge. Aha. Arkasına geçeceğim. Böylece dodge diyemeyecek. Gördünüz. Şarjör değiştirdi ve direkt bitti. O anki turnumuz bitti. Ouch. Pardon. Doktora vurdum yalnız. Range'i var. Friendly Fire var oyunda. Ya haksızlık ama iki kere vuruyorsun. Ve bleeding'i verdik. Daha fazla damage alacak. Ortaladık şu an. Ah, turn'um bitti. Bununla vurmam. Wow. Doktor, doktor. Arkadaş bu kadar yakından da vuramıyor musun ya? Nasıl beceriksizsin? Hemen yardım etmemiz lazım. Yalnız kaldırabilecek kimse yok şu an doktorum. Aha öldü.
Karakter bitti. Gördüğünüz üzere. Her zaman hatırlanacak. Bu oyun gerçekten bu bakımdan zor. Yalnız ben bundan önceki en zorda hiç ölmemiştim. Şu an ölünce ilk defa görüyorum bu olayı. Phil has died and will always be remembered. Geri getiremiyorsunuz bu arada karakteri. Ama üzerine lootlayabiliyorsunuz. Bu. Olay bu yani. Öldü. Bu. Aa, kendimi çok kötü hissettim. Aa, doktorum öldü. Yeni bir karakter falan da yaratamıyorsunuz yani. Öyle bir şans yok. 3 kişi devam edeceksiniz. Herkes öldüğü zaman oyun bitiyor zaten. En baştan başlıyorsunuz. Kutuyu alalım. Şurada bir şeyler alabiliyorsunuz. Not aldık buradan bir tane. Haritada bir yer açıldı. Yeni bir yer. Bakın robotu bulduk. Neyse buradan çıkalım. Burada sürekli ipuçları veriyor. Yani oyun size olabildiğince kolay yani. Çok zor değil. Ben şimdi kendi save'imden size birkaç şey göstereceğim. Direkt çıkalım buradan. 3 kişi kaldık yani. Direkt gidiyor. Şimdi ben main menü. Yes. Arizona'da nerede bıraktım hatırlamaya çalışıyorum. 3 tane farklı save almıştım çünkü oyundan. Sorularınız varsa alabilirim bu arada. Burada hangi karakterle? Bu farklı karakterlerle devam ediyorduk galiba burada. Bu arada saatlerimiz 21:22. Birazdan sonlandırırız. Bu evet, o diğer tarafta bırakmışım ben bunu aynı şekilde farklı 4 karakterle. Neymeni dönelim. Arayüz bu arada çok hoş. Bunu tekrar belirtmekte fayda var. Karakter yaratma ekranından bahsettik, fiyatından bahsettik. En azından bir kombat gösterdim size. Soundtrackleri, fiyatı, yani başka bir şey var mı acaba? Sormak istediğiniz bir şeyler varsa kullanırız. Bu arada chatte tabii ki birbirine taş atan arkadaşlarımız var. Lütfen sakin olunuz. Ben de birazdan WoW'a geçeceğim. Daha raid'im var. Guild'im beni bekler. Yani daha bitmedi işim. Lütfen. Bir dahaki sefere de beraber raid yayını yaparız. Aslında çok eğlenceli olabilir. O zaman başka sorunuz yoksa arkadaşlar, bir Ceyda duydum. Bir Ceyda duydum yalnız. Yok ya, yeni karakter var. Bu kolay moddaydı. Ben kendi modumla devam edeceğim. Bunu en baştan özellikle gösterdim size. Çünkü hani ben bayağı ilerledim. DLC'yi açayım. Bu oyun kaç para? 39.99 dolar. Arkamdan trollüyor beni buradan. O DLC. Dolar sadece DLC mi? Evet. Maşallah. Burada utanmadan trollüyor beni buradan. Orada 49 diyor. Şöyle yapalım. Hemen ben Steam'i açayım. Emin olayım. Burada Tropico 3 ile ilgili bilgi gelmiş aradan. Hemen şuradan aratıyoruz. Westland 2, 39.99 dolar. Bu arada oyunu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım biz de sunumumla sizi yeterince tatmin edebilmişimdir. Hani oyun genel olarak aslında tüm hatlarıyla eksiklikleri var bu arada. Yok değil. Mesela çok görüntüleri çok mükemmel bir oyun değil Westland bu arada.
Ben şurada da kredi bölümüne gelip sizi bir yandan da müzikle... Burada da Land 2, Cephe Ejderi Land 2 gibi oldu orada benim görüntüm olunca. Neyse. Genel hatlar ele oyunumuz böyle. Fiyat olarak aslında çok da pahalı bir oyun değil bu arada. Günümüz oyunlarında zaten 120-130 TL gibi fiyatı gözden çıkartabiliyoruz. Ve 80 TL bu oyun için oldukça iyi bir fiyat bu arada. Çünkü 80 saatten fazla bir oynanış süresinden bahsediyoruz. Ben şu an sadece 1 saat oynuyorum. 1 saatte size anlatabileceğim şeyler çok az. Kısa değil gerçekten. Müzikleri çok güzel. Ortam çok güzel, çizimler çok başarılı. Ara sinematikler, oyun sinematikleri gerçekten bir film gibi izliyorsunuz. Gerçekten eğer kendi dünyamızın değerini bilmemeye devam edersek 25 yıl sonra başımıza gelecekler bunlar. Bir nükleer patlama, birbirini yiyen insanlar, hayatta kalmak zorunda olan insanlar ve hayatta kalmak için gözünü kapatarak başka insanları öldürebilecek insanlar. Yani ben açıkçası çok beğenerek oynadım. Daha detaylı bir şekilde fraktis.com'da mutlaka size yazacağım. Aşağıda neler oluyor öyle? Neler diyorsunuz siz? Kırmızı bot. Böyle arkadaşlar. Başka bir sorunuz varsa bekliyorum. Bu arada ilk 10 kişiyi de ben bir yandan açıklayayım değil mi? Ayıp olmasın. World of Tanks dedik. Açıklayalım dedik. Müzik kesilmesin. Müzik kesilmesin değil mi? Kesiliyor müzik değil mi? Ben alt tab yapınca kesiliyor. Şu çizimleri görebilirsiniz. Sağ taraftan. Olur da oyunu bitirirseniz bu kredisiyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Olan bu yani. Görüntü olarak da bu arada soran arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum. Hani bu kaplama ve gölgelendirme muhabbeti nasıl etti mi seni demişlerdi. Beni rahatsız etmedi çünkü ben bu tarz oyunları çok seviyorum. Evet, turn-based muhabbeti genelde birçoğumuzun canını sıkar. İşte bekle, vur, o vursun falan ama West End 2'de detaylar o kadar güzel işlenmiş ki sıkılmıyorsunuz. Yani beklerken sıkılmıyorsunuz, taktik geliştiriyorsunuz. Ben açıkçası Kickstarter'dan böyle bir projenin kolay kolay canlı çıkamayacağını düşünmüştüm ve 2,5 yıl sonra, 25 yıl bizi bekletti. 2,5 yıl boyunca Kickstarter projesiyle uğraşan bir oyun. Ben saygı duydum ve verilen paraya da değeceğini düşünüyorum. İyi oyunlar. Yani söyleyecek başka bir şey kalmadı. O zaman pazartesi günü, haftaya pazartesi günü görüşürüz. Bir dahaki pazartesi güzel bir korku oyunu veya nostalji adına farklı bir oyun oynayabiliriz ama ben daha çok korku tarafında sanırım oyun kullanacağım. Tabii ki fikirlerinizi her zaman açığız. Fraktis.com'un Facebook adresinden veya fraktis.com.tr tarafından bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Cephejderi.exe kaçar. Hoşçakalın.